Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 2024 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi yaptıkları protokolü yayımladı. Seçimin kazanılması durumunda Zafer Partisi'ne 3 bakanlık ve MİT başkanlığının verileceği iddia edilmiş. CHP sözcüsü Özturan yalanladığı iddia Kemal Kılıçdaroğlu tarafından doğrulanmıştı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile imzaladığı protokolü kamuoyuyla paylaştı. Özdağ aşağıda üzerinde çok konuşulan ancak ilk kez yayınlanan Zafer Partisi CHP protokolünün tamamının fotoğrafını göreceksiniz paylaşımında bulundu. Bu protokolü eleştiren Altılı Masa birleşenlerine ve CHP içinden protokole karşı çıkanlara cevap veriyorum. 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin birinci turunu hem parlamento hem cumhurbaşkanlığı seçiminde kaybettiniz. 14 Mayıs seçimleri öncesinde Zafer Partisi ile her türlü görüşmeyi reddetmiştiniz dedi. Mutabakatın hükümetin oluşturulması ve görev bölümü başlıklı kısmında İçişleri Bakanlığı ve iki bakanlığın daha Zafer Partisi'ne verilmesi, güvenlik, adalet ve ekonomi bürokrasisi öncelikli olmak üzere bazı bakan yardımcılıklarının Zafer Partisi'ne tahsis edilmesi konusunda anlaşıldığı görüldü. 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından ittifak arayışını genişleten Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'la görüşmüş ve bu görüşmenin ardından da Ümit Özdağ'la bir protokol imzaladığı iddia edilmişti. Daha önce dönemin parti sözcüsü Faik Öztürk'ün yalanladığı iddia Kemal Kılıçdaroğlu tarafından doğrulanmıştı. Kılıçdaroğlu'na Millet İttifakı'nda yer alan İyi Parti ile Deva ve Gelecek Partilerinden tepki gelmişti.